Arkadaşlar merhaba. Türkçe Hani'ye hepiniz hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede geçen benim diyenler sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bakışlarındaki sihir benim diyenleri bile derinden etkilemişti cümlesinde. Bakın burada benim diyenler ifadesi ne anlama geliyor? Hiçbir şeyden korkmayan, aynı zamanda rüştünü ispat etmiş anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda alanında deneyimli kişi olmak böyle bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Bencil davranışlarda bulunmak bu da değil. Bencillikle ilgisi yok. Bunu da elemiş oluruz. Her konuda ısrarcı olmak, ısrar etmekle de ilgili bir şey değil. Bunu da elemiş olduk. Yaşamdan çok şey beklemek bir beklenti içinde değil. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise kendine güveni tam olmak. Arkadaşlar, hiçbir şeyden korkmayan, rüştünü ispat etmiş kişilerin güveni de arkadaşlar yerindedir. Güveni tamdır. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada geçen altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Birçok yazar yaşamı boyunca yakaladığı anları zihninin tozlu raflarında saklar. Ama geçmişleri zihinleri tarafından yıkanmadığı için işe yaramayan sayısız klişeyle dolup taşar demiş. Yani sürekli basma kalıp ifadeleri kullandığını söylüyor. Seçeneklere bakalım. Gelenekten uzaklaşmaya çalışmak yeniliğin habercisidir. Yenilikle alakalı herhangi bir şey söylememiş. Adam sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor. O yüzden B seçeneği olmaz. Bunu elemiş oluruz. Zihin bulanıklığından kurtulmak için bilinen yöntemlerden yararlanır. Bilinen yöntemlerden yararlandığı doğru. Fakat zihin bulanıklığından kurtulmuyor aynı şeyleri tekrar ederek. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Geçmişten kopmadan yenilik peşinde koşmaya çalışmak boş bir çabadır. Bunu da anlatmıyor arkadaşlar. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yaşamın her anında basit görünen bir olay bile derinlemesine incelenmelidir. Herhangi bir şeyin derinlemesine incelenmesinden de bahsetmemiş. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Şimdi ifadeye tekrar baktığımızda geçmişleri demiş. Bakın geçmişler anılardır arkadaşlar. Aynı zamanda zihinlerin tarafından yıkanmadığı için ifadesi var burada. Bu da neyi ifade eder? Bakın bu da olayları mantıksal süzgeçten geçirmediklerini ortaya koyar. Yine tekrara düşmekten kurtulmaz, yani klişeyle dolup taşar ifadesinde bununla eşleştirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki sözde anılarını belirli bir mantıksal süzgeçten geçirmeyen yazarlar tekrara düşmekten kurtulamaz diyor. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Yapıtlarımı gözden geçirirken yalınkat bir değerlendirmeden her zaman kaçınmaya çalışmışımdır. Burada yalınkat ifadesi önemli. Ne demek arkadaşlar yalınkat? Tek, eşi olmayan anlamlarına gelir. Aynı zamanda arkadaşlar yalınkat bir tek katı olan anlamına da gelir. Yani tek kat anlamına da gelir. Bunun dışında yalın kat sade anlamına da gelmektedir. Seçeneklere baktığımızda çeşitli bölümlerden oluşan zaten tek kat demiştik. Tek eşi olmayan sade anlamında demiştik. Bu olmaz. Bunu elemiş oluruz. Gerçekçi bir niteliğe sahip olan bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Özlü bir anlatımdan yararlanan bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Kapsamlı, ayrıntılı yöntem kullanan bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi basit derinliği olmayan ne demek istiyor arkadaşlar burada? Sade bir değerlendirmeden bahsediyor. Zaten yalın kat da sade anlamına gelmişti. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki altı çizili sözde söz edilen yazarların hangi yönü anlatılmak istenmiştir? Gazete bir günlük tüketim nesnesi ve okur onu biraz da o sevdiği, keyif verici yazarları okumak için alıyor.
Ama bunun böyle oluşu yazının hepten bir mutluluk aracına dönüşebileceği anlamına gelmiyor. Köşelerinde habire okura mavi boncuk dağıtan yazarlar okurlarına kötülük yapıyor. Onları sadece bugünün sınırları içinde kapanıp kalmasına sebep oluyorlar. Şimdi arkadaşlar burada mavi boncuk dağıtmak ifadesi üzerine duralım isterseniz. Ne demek mavi boncuk dağıtmak? Olduğundan güzel göstermek, sürekli okurun ilgisini çeken güzel şeyler söylemek anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. Okuru karamsarlığa iterek yanlış yönlendirmek. Böyle bir anlam yok. Daha doğrusu yazarların bu yönü üzerinde durmamış, bunu elemiş oluruz. Okura düşünme olanağı tanımamak. Arkadaşlar bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Okurun gerçekleri yanlış yorumlamasına neden olmak. Yanlış yorumlama da değil, bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. Okurdaki özellikleri yazıya aktaramamak. Bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Şimdi D seçeneğine baktığımızda okura sadece hoş şeylerden söz açmak. Biz de anlamının bu olduğunu söylemiştik. Güzel gösteren, sürekli okurun ilgisini çeken güzel şeyler söylemek anlamına gelir demiştik. Bakın burada da okurun sadece hoş şeylerden söz açarak okura onların ilgisini çekmek anlamında kullanmış. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bir yazın ürününe değer kazandıran anlatımın canlılığı, duyarlılığı bir ölçüde şiirsel kıvraklığıdır. Bakın anlatım demiş, anlatım bize neyi verir arkadaşlar? Üslubu verir. Dolayısıyla üslubun canlılığı, üslubun duyarlılığı ve üslubun şiirsel kıvraklığı demiş. Dolayısıyla anlatımın nasıl olması gerekmiş? Sanatlı bir şekilde olması gerekiyormuş. Seçeneklere baktığımızda ise duygusal konulara yer vermek, böyle konudan bahsetmemiş, üsluptan bahsetmiş. O yüzden bunu eleriz. B seçeneği dursun. İçten bir anlatım tekniğini benimsemek. Arkadaşlar, tamam anlatım tekniği üzerine durmuş, anlatım üzerine durmuş ama içten bir ifadeyi göremiyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gerçek dışı olayları yaşanmış gibi anlatmak, bununla hiç ilgisi yok, bunu denemiş oluruz. Yenilikçi bir sanat anlayışı kazanmak, arkadaşlar yenilikten de bahsetmemiş, o yüzden bunu denemiş oluruz. Fakat bu parçada şiirsel kıvraklığı diyerek sanatlı bir söyleyişe sahip olmak, bunun ustalığını elde etmek anlamlarında kullandığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yerelliği şiir adına tuzaklar olan bir alan olarak görüyorum. Düz yazıda yerellikten söz edilebilir. Her yörenin değerleriyle birilerini buluşturmak iyidir. Ancak yerelliği, yöreselliğin kabuğuyla örmeden mavilikleri salabilmek bir başarıdır. Başarı, bildiği oyunla bir büyük halkanın içinde halay çekebilmektir. Bakın arkadaşlar burada yerellik ve yöresellik ifadesini görüyoruz. Diyor ki yerelliği yöreselliğin kabuğuyla örmeden. Yani burada demek istediği şey yöresel olan şey. Eğer yerel olanı kuşatmazsa, yerel olan bir kalıba sokmazsa yerel olanı, o zaman bu yerel olan şeylerin daha başarılı olacağını söylüyor. Seçeneklere bakalım. Yerel ifadeleri kullanmak şiiri düz yazıdan üstün kılan bir özelliktir. Arkadaşlar şiiri düz yazıdan üstün kılmakla alakalı hiçbir şeyden bahsetmemiş. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Doğal tasvirlere yer vermek evrenselliğin temel koşuludur. Evrensellikle ilgili herhangi bir şey söylememiş. Doğal tasvirlerle ilgili de bir şey söylememiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Her bölgenin belirgin özellikleriyle süslenmiş bir yapıt işlevini yerine getirir. Bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Başarılı şiirlerin çoğunda üretildiği yerin kokusunu alırız. Kısmen bundan bahsetse de tam olarak bu anlamı içermiyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat şiirde yerellik, yöresellikle sınırlanmadan, yani onu kendi kabuğuyla örmeden, onu kuşatmadan özgürlüğe açılan kapıdır ifadesi bizim de açıklamamıza uyuyor.
Dolayısıyla altı çizili sözde anlatılmak istenen budur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın basmak alıp 3 aşağı 5 yukarı aslının aynı diyebileceğimiz etiket yargılar oluşturması eleştirmenlerce olumsuz karşılanmıştır. Arkadaşlar, etiket yargılar ifadesiyle anlatılmak istenen nedir? Basma kalıp ifadelerdir. Yani klişe ifadelerden bahsediyor. Sürekli aynı sözlerin tekrar etmesi anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda doğruluğu kanıtlanmamış şüpheli ifadeler. Bu olmaz, bunu elemiş oluruz. Her dönemde alıcısı olan yaygınlaşmış durumlar, yaygınlaşmış durumlardan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Değiştirilme ihtimali olan sözler, değiştirilme ihtimali olan değil, sürekli tekrar edilen klişe ifadelerdi. O yüzden bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Belirli ölçütlere bağlı kalarak oluşturulmuş özlü cümleler demiş. Bu da arkadaşlar değil. Bunu da elemiş oluruz. Bakın, sıradan, her yerde aynı olan cümleler demiş. Biz de zaten bunu söylemiştik. Basma kalıp, klişe ifadelerden bahsediyor. O yüzden C seçeneği doğru cevabımızdır. 8. soru. Bu cümlede geçen 6 çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Türkçenin edebiyat dili olarak Anadolu'da ilk oluşumlarının gözlenebildiği 14. yüzyıl başlarına kadar Fars dilindeki edebiyata duyulan ilgi doğal olarak ulusal bir edebiyatın çekim alanına girmek anlamına gelmez. Arkadaşlar, bakın, ulusal bir edebiyatın çekim alanına girmek ne demek? Yani Fars edebiyatının etkisi altında kalmak, onu benimsemek anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda kalıplaşmış ifadelerin etkisinde kalmak, böyle bir şeyden bahsetmiyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Ulusal dildeki yabancılaşmaya karşı olmak, bu da değil, tam olarak karşılamıyor. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Geleneksel anlatım tekniğine bağlı kalmak, herhangi bir teknikten bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Yapıtın gerçek değerini toplumun beğenisiyle belirlendiğine inanmak, arkadaşlar, toplumun beğenisiyle ilgili bir şeyden de bahsetmemiş, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Milli bir edebiyatın dil ve içerik boyutunu benimsemek demiş, aradığımız cevap da buydu. Çünkü ulusal bir edebiyatın çekim alanına girmek ifadesiyle Fars edebiyatının çekim alanına girmekten bahsediyor. Onu benimsemekten bahsediyor arkadaşlar, dil ve içerik yönüyle. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümlede geçen 6 çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu hikayede ilk defa kavrulmuş anlatıya yağmur serinliği indirmeyi başarmış. Bakın arkadaşlar, burada anlatı dediği şey neyi oluşturur? Üslubu oluşturur. Yine ilk defa kavrulmuş ifadesiyle sıkıcı, bunaltıcı, etkisi sıradan anlamına gelir. Dolayısıyla diğer ifadeye baktığımızda ise yağmur serinliği indirmeyi görüyoruz. Ne demek yağmur serinliği indirmek? Ferahlamak anlamına gelir. Şimdi bu şekilde değerlendirdiğimizde sıradan konuları farklı anlatım tarzlarıyla ele almak, bu olmaz. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sanatın tüm olanaklarını kullanarak yazın alanında olgunlaşmak, bu da olmaz. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Çünkü üsluptan falan bahsetmiyor bakın. A seçeneğinde konuların farklılığından demişti. O yüzden onu da elemiştik. Bunu da eledik. Pürüzlü anlatımdan kurtulup akıcı bir anlatıma kavuşmak. Bakın, belki bu olabilir. Fakat burada da dikkat edecek olursanız sıkıcı, bunaltıcı bir şeyden bahsetmiyor. İlk defa kavrulmuş ifadesiyle bunu anlamıştık. O yüzden bunu da elemiş olduk. Okurun istekleri doğrultusunda sanatını yönlendirmek, okurun isteğinden bahsetmemiş. O yüzden bunu da elemiş olduk. Şimdi seçeneklerden B seçeneğine baktığımızda ise okuru etkili üslubuyla bunaltıcı atmosferden uzaklaştırmak. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Üslup anlatıya, aynı zamanda bunaltıcı, ilk defa kavrulmuş, atmosferden uzaklaşmak, onu ne yapmak arkadaşlar? Yağmur serinliğine indirmek, yani ferahlatmak anlamına gelir. Yukarıdaki altı çizili sözle aynı anlama geldiğini görüyoruz.
Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada geçen dalga boyunu tutturabilmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir telin ya da telsizin iki ucundan birinde yazar, birinde okur. Bir iletişimdir bu iş. Hangi dalga boyundan konuştuğunuz önemli. Okurunuzun bulunduğu dalga boyunu tutturabilmişseniz okursunuz, okunursunuz, anlaşılır, sevilirsiniz. Bakın burada okurunuzun bulunduğu dalga boyunu tutturabilmişseniz diyor. Yani okurla aynı düşüncelere sahipseniz ya da onların isteklerine veyahut da onların düşüncelerine, beklentilerine göre eserler yazdıysanız o zaman anlaşılırsınız ve sevilirsiniz diyor. Aynı zamanda okunurluğunuz artar demek istemiş. Seçeneklere baktığımızda ise A seçeneği dursun arkadaşlar. Güncel olayları kaleme almak, güncellikten bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Özgün bir anlatım tekniğine sahip olmak, özgünlükle ilgili bir ifade yok, bunu da elemiş oluruz. Geniş bir okuyucu kitlesini hedef almak, bunu da bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Yalnız bir türde yapıt vermek, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğinde yer alan, okurun beklentisine uygun, onlarla aynı düşünebilen, isteklerine cevap verebilen anlamına gelir. Uygun yapıtlar oluşturmak, bu dalga boyunu tutturmakla aynı anlama gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru, bu cümlede geçen yerel çerçevenin dışına çıkma isteği sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bizim yazın ortamımızın yazılı olmayan, oysa gücünü her vakit hissettiren kurallarının arasında yerel çerçevenin dışına çıkma isteği can alıcı bir yer tutar demiş. Bakın burada yerel çerçevenin dışına çıkmak, yani tüm insanlığa seslenebilmek demektir arkadaşlar. Peki tüm insanlığa seslenen kişiler nasıldır? Evrenseldir değil mi? Burada da evrensellikten bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Bir düşüncenin sınırlarını genişletme düşüncesi, bu olabilir arkadaşlar. Fakat tam olarak karşılamıyor bu. O yüzden bunu elemiş oluruz. Kalıplaşmış konulardan uzaklaşma gayreti, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Ulusal motifleri dünyaya tanıtma amacı, bakın bu da olabilir. Ama burada en önemli şey yerel çerçevenin dışına çıkma isteği demiş. Yani arzusu değil mi? Ya da hevesi diyebiliriz. Burada da böyle bir hevesten bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Yazın alanına biçim ve içerik bakımından yenilik yapma endişesi demiş. Endişe duyacak bir şey yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat burada demin de söylemiş olduğumuz gibi evrensel değerlere ulaşma arzusu. Bakın istek, arzu, yerel çerçevenin dışına çıkma, evrensel değerlere ulaşma. Bu ifadeyle evrensel değerlere ulaşma arzusu anlatılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Türk öykücülüğünde Anadolu insanı belki de ilk kez onun öykülerinde ete kemiğe bürünmüştür. Bakın Anadolu insanının ete kemiğe bürünmesinden bahsediyor. Demek ki bundan önceki sanatçılar arkadaşlar soyut bir şekilde konuyu ele almış. İnsan zaten et ve kemikten oluşur. Dolayısıyla soyut olan bir şeyi bu sanatçı ne yapmış arkadaşlar? Ete kemiğe büründürerek, yani somutlaştırarak her şeyi ortaya koymuş. Seçeneklere baktığımızda yazıldığı zamanın havasını yansıtma, bu değil, bunu elemiş oluruz. Yol gösterici bir işleve sahip olmak, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun, toplumsal konulara değinmesi, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Hayatın olumsuz yönlerini anlatması, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Fakat C seçeneğinde yer alan tam bir gerçeklik ile hayat bulması, tam bir gerçeklik dediğimiz şey somutlaşması arkadaşlar. O yüzden ete kemiğe bürünmek ifadesiyle anlatılmak istenen de budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın.
Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.